Genel Müdür Yardımcısı Yücel Tonguç Erbaş var. Tonguç Bey, günaydın, hoş geldiniz yayınımıza diyelim. Hemen soralım, yeni günde piyasalardan neler beklersiniz? Zeynep, günaydın. Yani açık konuşmak gerekirse aslında herhalde bugün böyle ekonomiyle ilgili veya piyasalarla ilgili piyasalar yeni gelişmeleri bekliyor gibi bir başlık atılabilir. Neredeyse dünkü fiyatlamalar içerisinde bizim günlük yazdığımız stratejilerde de bugün çok benzer fiyatlamaların olabileceğini tahmin ediyoruz açıkçası. Çünkü bunun nedeni de bir nebze dün de aslında hem FED tutanaklarında gördük hem de Biden'ın bu 2 trilyon üstündeki paketle ilgili vergilendirme, yani burada kaynak arama çalışmalarında ne gibi bir detaylar olabileceği konusu netleşmiş gibi gözüküyor ki burada dolar endeksi bir nebze işte 92-93 aralığına oturmuş gibi. 10 yıllıklarda da Amerika tarafında 1.65'te o bir heyecanın biraz daha kaybolduğu bir dönemdeyiz. Bugüne baktığımızda veri akışı sakin, işte akşam Türkiye saatiyle 7 gibi Powell'ın CME toplantısında bir açıklamaları olacak. Çok farklı şeyler de söylemeyeceğini düşünüyorum. Yarın da Çin ve Amerika'dan gelecek bir nebze enflasyon verileriyle haftayı kapatacağız gibi gözüküyor. O açıdan yani piyasalar neler bekliyor sorusunda aslında yatay, özellikle dolar bazlı hareketlerin hem para birimleri üzerinde hem de emtialar üzerinde etkisini dünkü benzer fiyatlamalar içerisinde ben dünya genelinde göreceğimizi düşünüyorum. Burada belki önemli olabilecek seviyeler işte ons altın için 1745 gibi gramda 458 TL. Parite tarafına baktığımızda 1.1850'ler civarı, sterlin dolarda da aslında 1.38'ler gibi gözüküyor. Yurt içine geldiğimizde biraz daha bizde o stresin, yani özellikle yabancı çıkışının ki bugün öğleden sonra haftalık istatistiklerde Merkez Bankası'nın açıklayacağı verilerde geçen haftaya dair, yani bir önceki haftadaki para çıkışı sonrası geçen hafta neler yaşandığını göreceğiz. Bu tarafta da yeni bir yabancı kaynaklı para girişinin TL varlıklar tarafında TL pazarlarına girişi söz konusu olmadığı sürece ve yeni bir beklenti yaratılması biraz daha ötelendiği sürece şu an kurda 8.10-8.20 aralığında, borsada da 1400-1450 aralığında bir gün geçirme ihtimalimiz yüksek. Ama yurt dışı piyasalardaki özellikle borsa tarafında yeni rekorların, bir iyimser vadeli taraftaki başlangıcın bugün borsa tarafına olumlu yansıyacağını bekliyoruz. Bir kısa not, belki pazartesi günkü Halkbank davasının da tüm yani TL varlıkları üzerinde bir tabii temiz davası Mayıs öncesinde, ama bunun da dikkatle önümüzdeki hafta takip edilmesini önerebiliriz. Dolayısıyla daha yatay, yeni bir haber akışına gebe bir dünya ve Türkiye piyasası bugün bizi bekliyor diyebilirim. Alaçatır Menkul Değerler Genel Müdür Yardımcısı Yücel Tonguç Erbaş, çok çok teşekkür ederiz değerli yorumlarınız için ve açılış öncesi biz de istersen açılış tahminleri ve şirket haberlerini ele alarak başlayalım Gizem.